Bizim hiç kusurumuz yoktu. Siz çok kusur buldunuz. Acılı yemeğinizin hiç kusuru yoktu. Bir çorbamız bir tık acıydı. Ama siz ikiniz ama nasıl vereyim şimdi? Ben baştan söyledim ama benim gelime kıydınız, kıydınız. Ama Nigül Hanım size göre yapamaz ki. O yemeğe de acı olursa ama ona göre yani koyacağım. Ama niye bir dakika. Masamızda diyorlar ya tuz koyun, tadına bakın. O zaman biberli ben yemiyorum dedim. Benden puan bekliyorsanız ama siz yemiyorum diyorsunuz. Olması gereken o. Az koysaydınız az. Evet. Yani az olabilir. Anlamak istemiyorsunuz Nigül Hanım. Hayır, anlıyorum. O yemeğin baharatı, hı-hı, biberi öyle olması gerekiyor diyorum tek size. Ben demiyorum ama masada da herkes acılı tabii buldu. Tabii zaten ikiniz söylediniz, onu da belliydi zaten puan vermeyeceğiz. Hayır, zorlanın da çorbamız, çorbanızı... Çorbayı kabul ettiler zaten. Evet, çorbayı kabul ettiler. Ama dolma kaldırırdı acıyı. Yani dolma benim salatamın nesi vardı, yok elmalar öyle. Dolma çok güzel pişmişti. Çok yani, güzel. Yok bilmem ne, hep bahane, hep bahane, kabul etmiyorum. Asla da etmeyeceğim. Değil. Burası damak tadı bir yarışması değil. Sonuçta yemek yarışması. Güzel yapan kazanıyor. Yani bence lezzetine bakacak. Öyle karar verecek. Yani sevip sevmediğine göre değil. Lezzeti, kıvamı gerçekten güzel olmuş mu? Onlara bakması gerekiyor. Ama zaten dünden dediğim gibi hazırlıklı gelmişler. Özellikle de iki bayan çok dolu. Benim masam 6'ydı, 7'ydi, 8'ydi hak eden bir masaydı. Yok, ben de kaldım. Her şeyi. Eğer ona bakacak olsa dün ben de 3'te verebilirdim. Ama vermek istemiş çünkü her şey güzeldi. İşte buyurun. Beğendim, verdim. Sen beğenmiş olabilirsin, alın lezzetine uymuş ama olabilir yani, ama benim ağzımın lezzetine uymadı. Serdiçalı duymadım dedi, yani gülecektim aslında orada ama gülemedim. Neyse dedim. Yani zerdeçalı mercimek çorbası süzme tereyağı aldı, nasıl duymamış bilmiyorum. Yani bunu keşke bir bari burada söylemeseydi. Bak şimdi, içinizden adil benim. Ben yine söyleyeyim yine, baştan beri söylüyorum. İçinizden adil benim, hiç kusura bakma. Hiç sen bir 8 verdin diye mi? Herkes yanınıza olur. 8 verdim, 7 verdim. 7 verdim, başka ne verdin? En yüksek puanların eşyanı evet, verdi valla. Evet, kime ne verdin? Olmayan masaya verdin ya. Sana nasıl olmayan masaya verdin? Benim gelinim ne güzel şeyler yaptı. Niye o zaman ona verdin? Sen geldi de beş verdin. Beş mıydı benim gelinimin? Ama senin gelinin ben çorbasını beğenmedim. Tamam, diğer masanın çorbalarını beğendin mi, yemeklerini beğendin mi? Onda çorbasını beğenmedim, ana yemeğini beğenmedim. Sen şey mesela Selma Hanım'ı da beğenmedim. Siz çok haksızsınız bu konuda. Hayır, çok adaletsizsiniz. Adaletli. Bence içinizde en güzel şeyi verdim. En adaletli. Seyrettiğiniz hak göreceksiniz. Göreceğiz. Haksızlık yaptığınızı. Evet, göreceğiz. Bunları kullanacağım çünkü kullanmazsam ne denecekler? Zaten bu yemelik bir şey değildi. Sadece hani üstünden salatayı alacaklar. Zaten yemeyeceklerdi yani bunu. Yanmasaydı da yemeyeceklerdi. Yanmış da değil, fazla kızardı sadece. Benim gelinime kıydınız. Yok, hayır, hiç alakası yok. Benim o gencecik gelinime kıydınız. Hayır. Kıydınız. Sizin şeyi tercih yapmanız belki hayır, yanlış. Hayır, hiç tercihimiz ama yanlış değil. Bizim ana tabağımız zaten dolu doluydu. Hayır, dolu değildi, her eksikti şeyde bile. Selma Hanım benim gelinime kıydınız dedi ama bence hiç kıymadı. Onun gelini bana kıydı. Bana çok acı yiyerek beni mahvetti, yedirerek. Ben zaten söylediğimin arkasındayım. Nilgün Hanım olsun, Nevruz Hanım olsun bilerek, isteyerek o puanları kullandılar. Kendi günlerine oynadılar. Gerçekten benim gelinime bile isteye kıydılar. Gelinim akşam sabaha kadar uyuyamadı. 2,5 yaşında bebeği var. Onunla bile ilgilenemedi. O kadar üzüldü gelinim. Evet, lavaş şanağında cevizli tavuk geldi. Soğuk yemek olarak. Barbunya pilaki ve... Yani bu seçim ve yazın sıcağında barbunya... Yanlış bir seçim bence. Yazın sıcağında barbunya evet, yanlış seçim. Yaz ya. Çok. Ay işte komik. Sadece güleceğim. Ağır bir yemek. Ona bak. Ağır barbunya. Tabii, tabii. Barbunya yan pilaki yemeği pilaki. Evet. İlk defa da evet, bebe. Zuhal Topal'la sofrada literatürüne geçeceksiniz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Zeytinyağlıdır barbunya. Ama gene yaz yemeğidir. Hazmı zor bir sebzedir. Ama barbunya soğuk yenilen bir şey zaten. Sıcak değil ki. Bilmiyorlar galiba. Yani zeytinyağlı, soğuk gördünüz, dolaba koydum önceden. Kuru fasulye, kuru fasulye değil bu ama. Barbunya aynı. Hayır, yaz yemeği. Hayır ya, katılmıyorum ya. Katılıyor musunuz bayanlar? Barbunya yaz yemeği. Ben kal geldi, hareket yani edemiyorum şu an. Yani zeytinyağı yüzü, zeytinyağlı barbunya yani pilaki. Bana karışık zaten. Benim siz zaten dolu gelmişsiniz, pardon. Siz de dün öyle gelmiştiniz. Yok. Ben ama acı yemeye nasıl sizin puan vereyim? Ben de barbunya yiyip gelmiştim, vereyim işin güzel tarafı. Anneciğim ben de ben yapmıştım. Ben nasıl yani acı teşekkür olsun. Ya, tatlı değil mi ki? Ya benim için yani kendim fikrimi söylüyorum. Ben normalde barbunya yaz sıcağında yapmam. Genellikle kış
kış yemeği olarak yaparım. Barbunya yanlış bir seçim değil. Yazın da olabiliyor, kışın da olabiliyor. Barbunya zeytinyağlı her zaman olabiliyor. Onu da tabii yanlışlık yaptı. Bence o kayınvalide gerçekten yemekten anlamıyor. Sadece ya da gelini mi çok istedi bilmiyorum. Onun için katılmış da olabilir. Bak lavaş çanağını ne güzel yapmış. Konserve mi? Hayır canım, kızım kendisi yaptı. Sorabilirim yani. Hayır, tabii sorabilirsiniz. Tabii ki sorabilirsiniz. Tabii çanak dersiniz belki çok kızarmış falan. O yani sadece sunumda şık olsun diye gelinim öyle istedi. Onun çünkü biraz kızarması gerekiyor ki üstteki salatayı tutsun diye. Ispanaklı peynirli boşnak böreği. Evet. Kayınvalidem onun gelinine 4 puan vermiş. Bence o yüzden böyle yapıyor. Ama hakkımı yerse gerçekten çok üzülürüm. Sonuçta bir yarışma, onun gelini yapamamış olabilir. Ama yetiştirene, ben olmasam bile yetiştirene hakkını verecek. Ben kayınvalideme ilk günden beri öyle söyledim. Yetiştirene, güzel olana gerçekten anne puanını ver dedim. Gelin nerede kaldı? Geç kaldı. Gecikti. Hayatın bekliyoruz. Çanak alıyor, yufka üzerine salatayı koyuyor. 3 tane görüyorsunuz, ara sıcak geliyor. O yüzden... Ama bizim gelin de hemen laf ediyoruz bak. Senin gelin de geç kalıyormuş demek ki. Evet, geç kalıyor. Şimdi daha 3 saniye olmadı mı şimdi söyleyeceğim. Nasıl gecikti? Ya aralarda servis için herkesin zamanı ihtiyacı var da o zamanı çok aşmadan. Bak, şu an geliyor, aşmadık geliyor. Ama yani. Aşılmadı ki. Servisler gecikmedi, güzeldi. Yani tabii ki orada servis yapıyor, hazırlıyor. 6 tane tavak hazırlıyor. Tabii ki de bir şey yok ama bizimki kadar hızlı olmadı. Afiyet olsun. Bu benim lavaşım bayağı yanmış. Ne oldu? Bu lavaş bayağı yanmış. Yanık onu yemeyeceksiniz. O sadece kızarması gerekiyor. Çünkü ama o yufka bozuyor. Ama yufka o. Onu yemeyecek. Yemeyecek. Tamam da görüntüyü bozuyor. Hani ben onu sizi kasede de getirebilirim. İstemedim. Görüntü hoş değil. Nevruz Hanım bu ara yani. Sıcak biliyorsunuz. Ana yemek değil. Yok ara sıcak. Yani. Yani yanık tamam, orada doğru söylüyorlar. Evet biraz yandı ama onu dediğim gibi zaten yemeyecekler. Sadece tavuk salatasının görselliği için tabağa koymayayım diye yaptım ben bunu. Onu yemeyeceklerdi ki zaten. Yanmasaydı da yemeyeceklerdi. Ne yapacaklardı yani? Ellerini alıp ısırarak mı yemeyi düşünüyorlardı bilmiyorum. Evet, bu da çok biraz yanmış. Gerçi yemeyeceğiz biliyorum. Yenilmeyecek. Biliyorum. Ama kızarması gerekiyor. Ama biraz oluyor. Bak kenarlardan yanık yanık gözüküyor. Ama mecbur hani o şekilde kızarması gerekiyor. Çünkü kase gibi durması gerekiyor. Hani hiç yapmadığınız için belki bilmiyorsunuz. Ben yapıyorum. Evde deneyin. Biliyorum. Bak yine aynı gafı yaptınız. Ben yapıyorum ama. Şöyle diyebiliriz. Yapıp yapmadığınızı bilmiyorum ama hiç yapmadığımızı nereden biliyorsunuz? Ama yanık diyor, yanık siz değil. Siz çok kafasına yani gaf yapıyorsunuz. Ben yapıyorum ama bunu. Ya tabağa koymak istemedim ben. Tamam bunlar gerçekten yandı. Evet olmadı. Ama sen yufka çanağında dedin. Nerede yufka çanağı? O yüzden bildiğim için kullandım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.